Keşf ve müşahedeye dair. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı kişi buyurdu. Allah'ın adet ve zahirin dışında olan ve akılları hayrete düşüren kimi fiilleri evliya ve abdalana keşfolunur. Bunlar iki kısımdır. Celal ve cemal. Celal ve azamet, ürperten bir korkuya, tedirgin eden bir endişeye, azalarda görülecek bir şekilde kalpte büyük bir baskıya sebep olur. Nitekim rivayet olundu ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek göğsünden namazdayken şiddetli korkudan dolayı tencere fokurtusuna benzer bir ses işitilirdi. Allah Celle Celaluhu'nun celalini gördüğü ve azameti ona keşfolunduğu için. Aynı durum İbrahim Halilurrahman aleyhisselam ve Ömer el-Faruk radıyallahu anh hakkında da nakledilmiştir. Cemalin müşahadesine gelince, kalplerin nur, sürur, lütuf, hoş kelam ve candan konuşmayla bezenmesi, muazzam mevhibeler ve yüce menzillerle sonları Allah'a varıp dayanacak şekilde Allah'a yakın olmakla müjdelenmesidir. Allah'tan bir lütuf ve rahmet olarak dünyada ecel gelinceye kadar, ki bu takdir edilmiş bir vakittir, onlara kendinden bir isbat olarak asırlar öncesinden paylarına düşen kısmetler hakkında kalem kurudu. Ki Allah ona duydukları sevgiden kaynaklanan şevki kaybetmesinler, kararlılıkları parçalanmasın, sonunda da helak olup ölüm demek olan yakin gelinceye kadar ubudiyeti ifa etmede bir zaaf göstermesinler diye böyle davranır. Bunu onlara kendinden bir lütuf, rahmet ve şifa olarak kalplerini teskin ve terbiye etmek gayesiyle yapar. Muhakkak ki hikmet ve ilim sahibidir. Hicr 25. Onlara karşı lütufkârdır. Rauf ve Rahim'dir. Tevbe suresi 117. Bundan dolayı aleyhissalatu vesselamın müezzini Bilal radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilir. Bizi onunla rahatlat ey Bilal. Onunla, yani namaza başlamak için kamet getirmek suretiyle. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz gözümün nuru kılındı. Buyurmuştur.